Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılısıyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 2. dönemde birinci yazılı konularımız neymiş arkadaşlar? Bir bakalım. 2. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerde ve kökleri. Denklemleri biliyoruz zaten. Şimdi köklerine de bakacağız. Bu arada ilk dönem Polinom kısmının çarpanlara ayırmasını yapmıştık. Orada çarpanlara ayırma kısmından sonra özdeşlikler vardı. Özdeşlikleri de yapmıştık. Bazı hocalarımız özdeşliklerden sorabilirler. Onlara bir kere daha kontrol etmenizde fayda var. Ama bizim buradaki işimiz ne? Genellikle ikinci dereceden bilinmeyenler olacak. Çünkü okul müfredatımız bunu söylüyor. Milli Eğitim bunu söylüyor. Biz de buradan başladık. Peki sonrasında neler olduğunu göreceğiz. Çarpanları ayırıp burada ikinci derece bir bilinmeyen denklemi ilk önce ne yapacağız? Çarpanları ayırıp ne yaparız? Ayrı ayrı sıfır eşitleyerek denklemin kökleri bulunur demişiz. Ya da denklemin kökleri nasıl bulunur? Çarpanları ayırıp ayrı ayrı sıfır eşitlemek. Ya da ayrı ayrı sıfır eşitlersen denklemin köklerini bulursun. Peki nasıl bulacağız hocam? Şöyle yapıyorduk hatırlarsan. Bak burada ne var? X kare eksi 2x var. Eksi 8 var. Hemen ayır bunları. Burası ne olması lazım? 4'e 2 olması lazım. Ama bunlardan biri eksi. Kim eksi olacak? Toplanın da, toplanınca eksi 2 yapması için büyük olan olacak. O zaman sen ne diyorsun hemen burada? Hemen şöyle yapıyorsun bunları. Diyorsun ki x eksi 4 x artı 2 eşittir 0. Peki bunlardan ayrı ayrı kökler gelecek mi? Evet. x eşittir 4 gelir. Niye? Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Peki x artı 2 sıfırsa ne olur? Bunu yapan da eksi 2'dir dedik. Peki bir de ne vardı? Müthiş önemli bir şey vardı. Çok basit bir kavram ama unuttuğumuz bir şey. O da nedir arkadaşlar? Kökler denklemi sağlar. Ne yaparsın? Kökleri yerine koyarsın denklemi sağlar. Mesela 4'ü koy yerine. 4'ün karesi nedir? 16. 2 kere 4 8. Ama hangi 8? Eksi 8. Eksi 8 de burada var. Eksi 16. 16 eksi 16. Ne oldu? sıfır oldu. Denklemi sağladı mı sağladı. Kökleri yerine koyarsan olur. Peki ben bunu ne kadar güzel ayırdım farkında mısın? Peki kökler ayrılmıyorsa ya da kökler kökü ayıramıyorsam ayrılamıyorsa yani kökleri ya ayıramıyorsundur ya da gerçekten ayrılmıyordur. İkisinden biridir. O zaman sen ne yapıyorsun hemen? Hey hey diskriminant amca diyorsun. Diskriminant amca dediğin şey neydi? B kare eksi 4 acydı. O da sana diyordu ki bak şimdi bu diskriminant sıfırdan büyükse diyordu iki farklı reel kök var diyordu. Sen de o zaman diyordu ki ha kökler bunlarla bunlardır. Neden sıfırdan büyük olunca iki farklı kök çıkardı? Çünkü diskriminant sıfırdan büyükse kök dışına çıkabilirdi ya da dışarı çıkabilme ihtimali vardı ya da kökü sağlardı. Sıkıntı yoktu. Çünkü bu çift dereceli olduğu için çift derecenin içi artı olması gerekti. O yüzden buradan da iki kök gelirdi. Bunları koyardın ayrı ayrı iki kök gelirdi. Peki diskriminant eşit sıfır olursa ne olurdu? İki aynı reel kök gelirdi. İki reel kök gelirdi ve bunlar aynıydı. Bunlara çift kat kök de diyebiliriz. Ya da çakışık iki kök de diyebilirsin. Fark etmez. Neden? Çünkü bunu sıfır yapıyor, bunu da sıfır yapıyor. E bunlar giderse Eksi B bölü 2A. Eksi B bölü 2A. O zaman bunun kökleri ne oluyor? İkisi de aynı oluyor. Peki sıfırdan küçük olursa ne olur? Hiçbir çift dereceli kökün içi sıfırdan küçük olur mu? Olmaz. O zaman ne diyoruz biz? Reel kök yoktur. Reel kök yoktur. Bak dikkat. Kök yoktur değil. Reel kök yoktur. Birazdan çünkü karşıma ne gelecek? Karmaşık sayılar gelecek. Karmaşık sayılar bizim bu konudaki ikinci... E, bu yazıldaki ikinci konumuzdu. Karmaşık sayılar ya da karmaşık kökler... Burada çünkü niye? Bizim amacımız aslında köklere bakmaktı. Karmaşık sayılarda en bir şey neydi? İ dediğim bir şey vardı. O neydi? Kökün içini eksi yapan sanal sayı birimi işte. Her şey bunun yüzünden oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu bunun sayesinde desek daha iyi. Çünkü matematiğe katkı sağlıyor. Kötü bir şey yapmıyor. Peki sonrasında bakıyorsun arkadaşım. Bunun karesini alırsan ne olur? Kökten kurtulur. Eksi bir olur. Dikkat dikkat dikkat. Neye dikkat edeceksin? İki tane İçerisi eksi olan yani sanal sayı birimine ayrılan iki şey iç içe geçmez. Köklerde hani vardı ya iç içe geçirerek çarpma. Geçmez işte. Bunu nasıl yapacağız peki hocam? Bunu şöyle yapacaksın. Kök e, şuraya yazsam daha iyi galiba. Kök eksi bir çarpı kök sekiz çarpı kök eksi bir çarpı kök iki. Bunlar bir araya gelir. i i'den dolayı iki kare olur. Bunlar da kök sekiz kök sekiz. işte şimdi kök on altı olur. Burası eksi 1'dir. Burası da 4'tür. O zaman cevabı ne olur? Eksi 4. Buradan ne çıkar? Artı 4 olmaz. Buraya dikkat. Artı 4 değil. İç içe geçirmiyorsun. Tam tersi parçalara ayırıyorsun. Pançık binçik ediyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçtik buraya. Karmaşık sayılarda bir düzen vardı. O düzende şöyle. Birinci dereceden birinci kuvveti iyiydi. Her şeyin birinci kuvveti kendisidir. İkinci kuvveti eksi 1'di. Niye? Zaten i kare eksi 1'di. Üçüncü kuvveti İlk ikisini çarparsan üçüncü kuvveti verirdi. Eksi i'ydi. Dördüncü kuvveti de eksi i'yi eksi birle çarp pardon. eksi i'yi eksi, eksi i'yi i ile çarparsan eksi i kare yani artı bir gelir. Ya da bunun karesini alırsan artı bir olur. İstediğin gibi ayırabilirsin. Sorun değil. Ama burada önemli olan şey şu. Buradan sonrakiler biri bulduğum için bundan sonraki her dörtlü birbirine eşit olacaktı. Ben de diyordum ki o zaman her dörde bölünenlerde bir kalan varsa iyidir. O zaman iki kalan varsa eksi birdir. Üç kalan varsa eksi iyidir. Dört kalan varsa ya da kalan yoksa aynı şey demektir. Zaten dörde bölümde dört kalan diye bir şey olmaz. Saçmaladım. O zaman ne olacaktı? Kalan olmazsa iyi olacaktı. Peki karmaşık sayıları ben aslında ne diye gösteriyordum? A artı B diye gösteriyordum. Süper. Peki bu A dediğim şey neydi? İ'siz kısım. Yani reel kısmı. Biz bunu nasıl gösteriyoruz? RE yani real Z diyoruz. Buna Z karmaşık sayısının reel kısmı dedim. Peki burada ne olacak? Bu da iyili kısım var ya iyili kısım. İyili kısmı aldığında ama iyi almıyorsun. Bu da imajiner kısım Z oluyor. Z'nin imajiner yani sanal kısmı oluyor. Burası da gerçek kısmı oluyor. İki tane karmaşık sayı birbirine eşitse bu karmaşık sayılardan birine A artı B'yi dersen ikincisine C artı D'yi dersen Ne olacak? kesinlikle iki karmaşık sayı birbirine eşitse reeller reellere, imajinerler imajinerlere eşittir gördüğün gibi. Peki toplamayı nasıl yapıyorduk hocam? İkisini toplarsan ne olur? Reeller reellerle, imajinerler imajinerlerle. Neden? Her zaman matematiğin kuralıdır. Elma elma ile armut armutla toplanır. O yüzden çıkarmada yine aynı. Elma elmadan çıkar, armut armuttan çıkar. A'dan C'ye çıkar, B'den D'ye çıkar. Yanına da bir i koyarsın. İşte geldik çarpmaya. Müthiş önemli. Çarpmada da ne yapıyorsun? Bu dostlama hepsini çarpıyorsun. A ile C'yi A ile A, D, I. B I ile C'yi B I ile D, I çarpıyorsun. Yalnız dikkat edeceğin şey B I ile D, I çarpılırsa B, D, I kare gelir. Bu da ne demektir biliyor musun? I kare eksi 1 olduğu için işareti değiştirir. Önünde artı varsa eksi yapar, eksi varsa artı yapar. Unutma. Peki hocam bölmeyi neden yazmadın? Çünkü bölmeye geçmeden önce bilmen gereken bir şey var. Bir karmaşık sayı A artı B ise bunun eşleniği. Bak bu çizgi neydi? Eşlenik çizgisiydi. Sadece imajiner kısmı eksi yapmaktı. Ya da işaret değiştirmekti. Burası eksi üçse artı üç olacaktı. Neresi? İmajiner kısım. Sadece iyilik kısmı değiştiriyorsun. İşte şimdi bölme yapabilirsin. Mesela nasıl bölme yapabilirsin? A artı i diye sana bir karmaşık sayı verilse. Payda benim bölme ise bak. Pay, paydan benim. reel e, değil. Karmaşık sayılarsa payda da. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Her zaman eşleniğiyle çarpıp toparlıyorsun. Neden? Çünkü bir sayı eşleniğiyle çarpılırsa ne gelir biliyor musun? İki kare farkı geliyordu ya hani önceden. Hani önceden şöyle bir şey vardı. A eksi B. A artı B ile çarpılırsa A kare eksi B kare gelirdi ya. İşte burada ikincisi imajiner iyi kısmı olduğu için o hani biraz önce i kare artı yapıyor dedik ya. Çok ilginç bir şey oluyor. İki kare farkı değil iki kare toplamı oluyor. Ve burada paydan benim imajiner kısımsız yani reel bir sayı oluyor. Reel sayı zaten bizim matematikte istediğimiz bir şeydir. İşte bölmede de önemli olan burada eşliğini çarpmak arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bunu bir kere daha söyleyelim. Ne diyeceğiz burada? Kökler sıfırdan küçükse işte karmaşık sayının alanına girdin demektir. Zaten karmaşık sayılarda kökler bir artılısı bir eksilisi eşleniğidir dedik. Neden olduğunu da zaten biliyorsun oradaki eksi b artı eksi diskriminant kısmından zaten diskriminant içeriden çıkarsa y eksisi ya artısı olur. O da burayı etkiler dedim. Geçtiğim en son kısımda ne vardı arkadaşlar? İkinci dereceden denklemlerin kat kök kök ilişkisi vardı. Peki burada ne bilmen gerekiyordu? A x kare b x artı c benim ikinci dereceden denklemimdi zaten. Peki bu denklemlerde ben kökleri bulmadan nasıl ben kökler toplamına kökler çarpımını bulabilirdim? Tabii ki de şöyle kökler toplamı Eksi B bölü A yani X'in önündekinin eksilisi bölü X karenin önündekiydi. Bunu unutmuyorsun zaten çok iyi bildiğini düşünüyorum. Videolarımızda ben bunu kafana bam 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 vura vura öğretmiştim. İzlemeyenler varsa dönsün izlesin oraya çünkü orada çok iyi öğrettik. Kökler çarpımı neydi? Kökler çarpımı C bölü A'ydı. Burayı da unutmuyoruz dedik. Peki kökler karmaşıksa biraz önce söylemiştim. Bir kere daha burada bir şey göstermek için söylüyorum sana. Bir kök A artı B'dir. Bir kök A eksi B'dir. Bunu neden bir kere daha tekrar ettin hocam? Dikkat buna benzeyen çok benzeyen bir şey var. Köklerden birisi A artı kök B ise B bu arada pozitif. B eleman reel pozitif diyelim. B pozitif olması lazım. İse diğer kök ne nedir? A eksi B A eksi kök B'dir. Neden? Çünkü bunlar da eşiniktir. Onlar da kesinlikle eşinik olması gerekiyor dedik. Peki Bak şimdi arkadaşım. En önemli şeylerden biri. Sana kökler verilirse X1 ile X2 ayrı ayrı verilirse bunlara diyelim verildi. Bunlar senin elinde var. Sana dedi ki bunları verdim al denklemi yaz dedi. Sen ne yapacaksın? Bak T kökler toplamını yazacaksın. Önüne eksi koyacaksın. Yanına X koyacaksın. Kökler çarpımını yazacaksın. Buraya da sabitin yerine koyacaksın. Dedik. Geçtik. Şimdi bazı hocalarımız öğrencilerimize iyilik olsun diye geometriye geçmemiş olabilir. Ama müfredatımız geçiyor. Nereye kadar geçiyor hocam? Çokgenler, düzgün çokgenler ve e, sonrasında zaten düzgün çokgenler içinde burası var. Bazı hocalarımız daha da ileri gitmiş olabilirler. Hiçbir bilgim yok ama müfredat ne diyorsa ben onu yapacağım. Hemen başlayayım. Geometri kısmına geçtiğimizde çokgenler ve düzgün çokgenler vardı. Çokgenler neydi? Üç kenardan daha fazla olan şeyleri biz ne diyorduk? Çokgen diyorduk. Üç kenardan daha fazla. Üç veya daha fazla olacaktı. Mesela üçgenler çokgen midir? Evet. Dört. Mesela kare. Evet o da çokgendir. Hatta düzgün çokgendir kare. Birazdan göstereceğim. Ee, en kenarlı çokgende en kenarlı çokgende ne vardır arkadaşlar? En kenarlı çokgende n çarpı n eksi 3 bölü 2 köşegen vardır. Bunun ispatını e, çok güzel aklımda kalacak yöntemi nerede söyledim ben? Ee, videomuzda söyledim yine tekrar oraya bakabiliriz ama bu zaten ezber bir formül diye de düşünebilirsin çok basit hocam n n-3 ile çarpıyorsun bölü 2 yapıyorsun bu sana neyi veriyor köşegeni veriyor peki çokgenlerin iç açıları toplamı kaçtır bak iç açıları toplamı kaçtır diye ağzımdan çıktı bütün kitaplar iç açıları toplamı verir hayır ilk önce dış açıya bakacaksın bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360'tır. Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360'tır. Hiç değişmez. Ama iç açısı nedir peki bunun? İç açısı da sonuçta en tane kenar olduğu için dış açılar iki tanesini sağladığı için ne olacak? N eksi 2 çarpı 180 olacak. Burada kaç tane 180 var? İki tane. İki tanesini bunlar sağlıyorsa iç dış toplamı bak 180 çarpı en tane ne vardır? Kenarlar en tane ise iç açı dış açı vardır. Burası iç burası dış. 180, en tane 180 vardır. Peki iki tanesi dışarıdakilere gittiyse geriye kaç tane kaldı? N'den çıkartırsan N eksi iki tane 180 kaldı. Peki düzgün çokgende en kenarlı olacak tabii ki de bu. Dış açısı ölçü bir dış açısı ölçüsü nedir? Dış açısı ölçüsü biraz önce söylemiştik. 360'tı toplamı. Burada en kenarlı ve düzgün olduğu için ne olacak? Bir dış açısının ölçüsü 360 bölü N olacak. Peki bir iç açısı nedir? Tabii ki de dıştan içi çıkartırsan ne olur sana iç açısının ölçüsü olur, al sana iç açısı. Burada zaten ilk önce her zaman dış bulunur. Kitaplar dış, içi önce anlatır. Hayır, dışı söylemen lazım. Bu arada hocam bu ne özgüven ya? Bu ne özgüven patlaması? Var. Kitaplara kafa tutuyorsun diyen arkadaşlar vardır. Bu konuda hassasım. Neden? Çünkü dış açı daha önemli dedik. Köşegenden çıkan kö bir köşeden çıkan köşegenler en eksi iki tane üçgensel bölgeye ayırır. Hemen bir tane şöyle düzgün bir beşgen çizeyim. Aman Allah'ım bu ne güzel bir beşgen. Hobbitlerin evine benzedi. Bakalım burada ne vardır? Bir köşeden çıktı. Bir, iki. Başka var mı? Yok. Kaç kenarlıydı bu? Beş. En eksi iki, iki. Ne oldu? Üç bölgeye mi ayırdı? Bir, iki, üç. Aynen de öyle. Üç bölgeye ayırdı. Demek ki doğruymuş. Beşgenle bunu ispat ettik. Geçtik. En sonda da arkadaşlar bu konuyu bitirmeden önce Düzgün beşgen ve düzgün altıgende ne vardı arkadaşım? Bunlar da e, ne olacaktı? Bunlar önemliydi. Pardon, özür dilerim. Düzgün beşgen ve düzgün altıgenler önemliydi. Neden önemliydi bu düzgün beşgen altıgen? Çünkü bunlar özel şekillerdi. Daha güzel, daha net bunlardan soru geliyor. Daha çok o yüzden. Peki iç açısının ölçüsü nedir arkadaşım? İç açısının ölçüsü hemen yaparsın. İç açıyı bilmiyorum hocam. Biraz önce artistik yaptım. Ben dışı biliyorum. Nedir dış açısı? 72'dir. Peki 180'den çıkartırsan ne olur? 180'den çıkartsam 72'yi 108 olur. Peki köşegenlere bakalım. Köşegenlere bir tık atalım. Bak buradan köşeden köşeye gidene ben köşegen derim. Burada köşeden köşeye gidene ben ne derim? Köşegen derim. Buradan buraya gider. Buradan buraya gider. Bunların hepsi köşegendir. İşte köşegenleri de gösterdik ne olduğunu. Kaç tane olduğunu zaten sen biliyorsun. Biraz önce 5 çarpı 5 eksi 3 bölü 2'den 5 tane vardır. Açı ortay da ne hocam? İlk defa gördük. Evet açı ortay önemli olduğu için ilk defa görmüşündür. Çünkü böyle belirtmez kimse. Senin Samet hocandan başka kimse belirtmez arkadaşım. O yüzden buraları iyi dinle. Bak bir köşeden çıkıp direkt karşıya gelen direkt karşı kenara gelen şey kenarı ikiye böler ve bu nedir biliyor musun? Açı ortaydır. Burayı kaçırma işte bak. Direkt karşıdan gelen iki kenarı bölüyorsa diktir. İkiye bölüyorsa diktir. Açı ortaydır. Açı ortaysa dik geliyordur. ikiye bölüyordur. Bunlar birbirini sağlıyor. Bunları unutma dedik. Geçtik. Altıgende ne vardı arkadaşım? Altıgende de şu vardı. İç açıları toplamı nedir? Bilmiyorum ama dış açısını biliyorum. Dış açısı 60'tır. Ha o zaman geriye de 120 kalıyor. Neden? 360 bölü 6'dan ne oldu burası? 60 oldu. Peki köşegenlere ne diyeceksin hocam? Köşegenler bak burada iki çeşit köşegen var. Bak beşgende bir çeşit köşegen var. İki, iki parçaya gidebiliyor. Başka bir şeye gidemez. Ama burada ...bir buna gidebilir bir de buraya... E ...bununla zaten ilk çizdiğim aynı... ...önemli olan şey burada iki tane köşegen vardır... ...ona dikkat... ...iki köşegen var... ...buna dikkat iki köşegen var... ...dedim... ...açı ortay peki ne demek hocam... ...açı ortay da şu... ...sen bir kenardan... ...bir, kö bir köşeden diğer köşeye... ...karşısındaki köşeye çizersen... ...bu da açı ortaydır... ...dedik... ...peki hocam yukarıdan aşağı gel... ...yukarıdan aşağı zaten gelmez... gel ...gelmesinin muhabbeti nedir... ...yukarıdan aşağı gelirse de diktir açı ortayları anladıklarını karşıya giderler. Ve bunlar bu arada karşıya gidenler paraleldirler dediğim alan vardı. Alan iki türlü bulunuyordu. Bir şekle içerden çizersen bu içte etti ve bunun merkezinden kenara giden varsa ve buradaki şuraya küçük yarıçap çap dersem ben küçük yarıçap çap dersem içte de iç çemberde ne olur buraya? Buna küçük yarıçap çap dersem daha doğrusu özür dilerim buna diyecektim. R çarpı A olur. Burada tabii ki de bu yarı çap değil. Şurası yarı çap. Burası yarı çap çarpı. Hatta şu üçgeni düzgün çizeyim baksana. Şurada kırmızıyla çizdim. Yine düzgün olmadı gibi ama olsun anladın sen bence. Bu üçgeni çizdin. Şu yarı çap. E bu da kenar. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 alan mıdır? Evet. Ama bu küçük parçanın alanı bundan tamı tamına Kaç tane var hocam? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane vardır. O zaman başına kenar sayısını çarparsın. Peki çevrel çemberi göster hocam. Çevrel çemberde böyle çevreleyen çok güzel bir çember. Ulan müthiş çizdik be. Müthiş. Gerçekten mükemmel oldu. Peki bu ne olacak? Bunun da merkezden bak buraya gelen, buraya gelenler bunlar da R'dir. Bunlar da büyük R'dir. E sen buradaki 5 parçaya böleceği için burayı sen ne yaparsın? Kişi başı bunların 72 olduğunu bilirsin. Hemen sinüslü alan yaparsın. Sinüslü alanda bu arada alfa nedir? 360 bölü n'dir. Neden? Çünkü 5 tane parçaya böler. Kenar sayısı kaçta? O kadara böler. Artık bittim ben. 18 dakika oldu. Dayanamıyorum. İşte yazılı soruları. Arkadaşlar yazılı sorulara bakalım. Yazılı sorularında bir kere ne demiştik? Bir tane ikinci dereceden denklem var. Denklemi bir kökü dediğine göre hemen kökü verdiyse atlayacaksın yerine koyacaksın. Çok güzel sorularım var. Çok zorlar da var, kolaylar da var. Ama ortalama bir yazılı sorusu hazırladık. Bazı arkadaşlar hocam çok kolay oldu diyor. Onlar için çok güzel yazılı, çok güzel sağlam sorular var. Hocam çok zor oldu diyorlar. Onlar için de ortalama sınavlar var. Bakacağız neler var. O zaman 3 çarpı hemen yapalım. 3 çarpı ne olacak? A 2'nin karesi eksi 3a 4 çarpı a eksi 2. Artı A artı 5. Hocam bu ne amele işlemi? Evet amele işlemi ama olsun. Hemen yapacaksın. Ne var? Birincinin karesi eksi ikinci ile birinci ile ikinci çarpın iki katı. ikincinin karesi. Eksi hemen şurayı toparlıyorum. Çok iyi izle. 3 kere A 3 A 3 A kare. 4 kere eksi eksi 4 A eksi 2 kere 3 eksi 6 A eksi 4 eksi 6 işte hızlıca eksi 10 A yaptım. Eksi 4 artı Eksi 4 eksi 2 artı 8 artı a artı 5. Allah'ım sana geliyorum. Çok iyi yere geldim şu an. 3 a kare eksi 12 a artı 12 eksi 3 a kare dağıtıyorum. Eksi eksi artı 10 a eksi 8. Buna dağılmaz tabii ki de fazla harekete gerek yok. Eşittir 0 eşittir 0. Peki buradan ne oldu? 3'e kareler gitti. Süpersin. O zaman buradan da bakıyorum. Eksi 2 a kaldı. Bunlar da gitti. Geride ne var? Burada 12 var. Şurada 8 var. Burada artı 4 oldu. Bunlar da gitti. Bir de şurada yavrucaklar var. Onları da eklemeden geçmeyelim. Hemen buraya bakıyorum. Ne oldu? Eksi A artı 9 olmuş burası. O zaman cevabında nedir? A eşittir 9'dur. İnanmayan koysun yerine baksın. Ben koydum baktım zaten sen bakma boşuna. Sen sınavına çalış. İşte bu kadar. Ne yaptın yerine koydun. Hocan sana ne yaptırır biliyor musun? Bu açılımların yapıyor, yapabiliyor musun diye böyle bir soru verir. Kolay mı? Evet mantığı kolay ama işlemi işlem kabiliyeti gerekli. Geçtim. Ne diyor? Denklemin köklerinden biri A artı B ise. o bak kökler karmaşık. Neden karmaşık? B kare eksi 4 AC yap. B kare 144. Eksi 4 AC 160 geliyor. Aynen de doğru söylüyor. Karmaşık köklermiş. Ben burada bak burada kesinlikle kökü bulmaya çalışmayacağım. Neden kökü bulmaya çalışmayacağım? Çünkü bunun bir kökü buysa diğer kökü A eksi B i'dir. Sen kökler toplamını biliyor musun? Bak bu x1 bu da x2 olsun. x1 artı x2 nedir dostum? x1 artı x2 2a'dır. Bak buraya bakarsan 2a'dır. Peki Şuna göre bakarsan kökler toplamı nedir? Eksi B bölü A'dan dolayı. Eksi B bölü A'dan dolayı. Eksi eksi 12. 12 bölü A zaten 1. Eşittir ne oldu? 2A. E, 12 eşittir. 2A ise A buradan kaçtır? 6'dır. A'yı 6 buldum. Nereden buldum? Kökler toplamından. Müthiş. O zaman A belli. A6. E hocam her şey garanti çıkıyor. Niye en çok diye sormuş. Hemen devam edip bakalım. Niye sormuş? Ben de merak ettim. X1 çarpı X2. Nedir arkadaşım çarparsan? Gördüğün gibi hemen ben şuradakini yazayım. Burada yer kalmadı. Burada çarpım nedir? C bölü A'dır. C bölü A. Peki şu kökleri çarparsam ben neyle yazmışız? Koyu yeşile yazmışız. Burada da koyu yeşile yazdım. Kökleri çarparsan iki eşlenik çarpılınca biraz önce söylemiştim. Dikkat demiştim. Neydi? A kare artı B kare eşittir 40 oldu. E sen A'yı 6 olarak biliyorsun. Al karesini 36 artı B kare eşittir 40 mıdır? Aynen. Peki B kare eşittir 4 müdür? Evet. O zaman B nedir? B ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Tamam. İşte buradan da B'yi de buldum. B neymiş? Ya 2'ymiş eksi 2 ya da eksi 2'ymiş. E tabii ki de buradan 4 geliyor. Buradan 8 geliyorsa ben ne yapacağım? En çok olanı seçeceğim. Hocam nasıl öyle bir şey oldu? Zaten mantıklı arkadaşlar. Niye? Burası zaten artı 2 ise bu eksi 2. Bu eksi 2 ise bu artı 2. Zaten bunlardan biri olması gerekiyor. Ya o ya o. O yüzden de biz de en çoğu sormuş. Dikkat sorusu hemen atlamayacaksın. Hemen burada 2 diye atlayan arkadaşlar olur. Niye? Eksi kökü unutmayacaksın. Bir şeyin karesi 4 ise o ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Buna ben çok özen gösteriyorum. Sen de özen göster. Geçtim. Peki yeni soruma bakıyorum. Derin bir nefes aldım. Denklemin kökleri x1 ve x2 ise hemen ben o zaman bak böyle bir şey verildiğinde hemen sen hassasiyetini ortaya koyacaksın. x1 artı x2 kökler toplamı diyeceksin. Nedir? Eksi b bölü a'dır. Eksi yani eksi 2 bölü 1 bir, 1'e gerek yok. Çünkü böyle bir kendisidir. Peki kökler çarpımı c bölü a'dır. c zaten eksi 2 a da zaten 1 olduğu için Aha bu da eksi 2 çıktı. Süper oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi o zaman bakalım bir. Hocam bunlar böyle nasıl olur? Ya sen oraya kafanı takma arkadaşım. Olur. Reel sayılarda olur işte. Geçelim. Bana bunun cevabını soruyor. Hayda. Hadi bakalım. Başlayalım. Burası nedir? Bir şeyin sen bir şeyin bunların daha doğrusu iki tane rasyonelin ortak paydayı almak zorundasın. Bir an konuşamadım. Burada nasıl alırım? Bunu bununla, bunu bununla çarparım. Bak. Bu arada şurasını yanlış yazmış mıyız? Hayır yazmamışız. Doğru yazmışız. Ee, şunu şununla çarpacağız. Şunu şununla çarpacağız. Yanlış. Ben yanlış yazmışım. Hemen şurayı düzelteyim. Bak. Şurası eksi olacak. Bunun da burası eksi olacak. Tabii ki de bunun da burası bir olacak. Tamam. Orası artı değil bak. Artı yok. Artı yok. Eksi olacak. Neden? Bunu bununla, bunu bununla çarpacağız ki ortak paydaya gelsin. Hemen bakalım ortak paydaya geldiler mi? Şöyle bir çekelim şuraya düzgünce ne bir yazalım. Bunu yazdın. Ne oldu? 3 x 2 eksi 1 artı. Bunu çarptın ne oldu? 3 x 2 değil tabii ki de x 1 eksi 1. Bak bunu da bununla çarptım. Süper. Yavaş yavaş yapıyorum bu kısmı. Sonra bunu neyle çarptım? 3x2 eksi 1. Tamam. Bunu neyle çarptım? 3x1 eksi 1. O zaman bunlar da çarpılacak. 3 x 1 eksi 1 çarpı 3 x 2 eksi 1. Bunlar çarpılacak. Şöyle geniş bir yerde çarpayım. Bu arada yukarıyı görüyorum ben. Nedir o? 3 x 1 artı 3 x 2 eksi 2 bölü. Şurayı toparlıyorum. Çok iyi izle. 3 x 1 ile 3 x 2'yi çarparsan 9 x 1 çarpı x 2 tamam. Eksi Buradan eksi 3 tane gelecek. Eksi 3 tane x2 e, payda parantezi aldım. Çünkü buradan da eksi 3 tane x1 gelecek. Hatta oraya da direkt x1 diye yazayım. En sonunda da direkt artı 1 var. Şurayı bir daha söyleyelim. 3, 9 x kare 9 x1 x2 eksi 3 tane x2. Buradan da ne geldi? 3 tane x1 geldi. Ama eksi 3 parantezini alsam bunlar x artı 1 oldu. Süper oldu, süper oldu, süper oldu. Neden? Çünkü sen şurayı da 3 parantezine alabilirsin. 3 parantezinde x1 artı x2 yapabilirsin. E peki benim köklerim neydi? X1 artı X2 eksi 2 idi. O zaman 3 çarpı eksi 2 eksi 2 bölü aşağısı 9 çarpı eksi 2. Aman her yara eksi 2 kaynadı. Her taraf eksi 2 kaynadı. Burası da artı 1 eşittir. Buraya bakıyorum eksi 8 bölü buraya bakıyorum eksi 18 eksi 24 görüyor musun bunları bak 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 eksi 12 hatta şöyle yazsak mı şuraya yazalım Eksi 18 artı 6 artı 1. O zaman burası ne oldu? 7'den dolayı eksi 11 oldu. Cevabım kaç çıktı? Cevabım da 8 bölü 11. Eksiler sadeleşti çünkü çıktı. Hocam bu ne biçim soru? Olabilir. Yazılı sorusu. Yani hocam bu ne biçim? Olabilir değil. Olur da bak haberin olsun. Çok zor değil. Payda eşitliyorsun. Paydalarda da bak çok güzel. Kökler toplamı, kökler çarpımı geliyor. Bence hocam bunu sorabilir. Çok dikkat et. Derim geçtim. Denklemin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden ikinci dereceden denklem nedir? Bakın denklemi istiyor. Başka bir denklem istiyor ama ilk önce ben şunun köklerini bulayım da sonra ona geçelim. Bunun kökleri nelerdir arkadaşlar? X1 artı X2. Bak ben kökleri bulmayacağım kesinlikle. Çünkü denklem soruyor bana. Kesin bunlarla ilişkidir. Nedir? Eksi 2. Neden? Eksi B bölü A'ydı yaptım. Peki X1 çarpı X2 nedir? O da nedir? Eksi 5'tir. Şimdi çok dikkat. Köklerinin çarpma işleminin tersini. Yani bunun kökü 1 bölü x, 1, x1 diye. O zaman bunun kökü 1 bölü x1. E diğeri 1 bölü x2 olduğu tersini kök kabul ediyormuş. Peki ben denklemi yazarken şöyle mi yazıyordum? x kare eksi toplam x artı çarpma yapmıyor muydum ben? Evet. O zaman yeni köklerim bunlar mı? Kökler toplamına bakayım hemen. Bunun kökü bununla bu. Bunun kökleri toplarsan ne olur? Payda işte dedim hemen. Bunu x2 ile bunu x1 ile rahat ol. O zaman ne oldu? x2 artı x1 bölü bunlar çarpılacaklar. x1 çarpı x2. Süper. O zaman bunların kökler toplamı bu vatandaşların kökler toplamı kafadan eksi 2 bölü eksi 5'ten dolayı 2 bölü 5 oldu mu? Oldu. O zaman ben hemen buraya patlatırım bunu. Ne yaptım? X kare eksi kökler toplamı 2 bölü 5 x geldi. Tamamdır. Şimdi şimdi nereye geçtik? Keşke buraya artı yazmasaydık. Belki de eksi çıkacak. O zaman bakalım kökler çarpımı ne oldu? Burayı bir bitirelim. x1 çarpı çünkü bunların yeni kökleri bunlarmış. Eşittir 1 bölü x1 çarpı x2 oldu. Peki x1 çarpı x2 ne? Of burası da ne oldu? 1 bölü eksi 5 oldu. İşte korktuğumuz başımıza geldi. Keşke baştan yazmasaydık demiştik. Kökler çarpımı da neymiş? Hatta şöyle yapabilirim o zaman. Eksi 1 bölü 5 yazabilirim. Ne yaparım? Bir kere daha yazarım toparlarım. Şu an bir baktım ki burada ne var dostum? Burada bölü 5 bölü 5 var. Her tarafı 5 ile çarparsan ne olur? Sana çok güzel bir denklem çıkar. 5x kare Eksi 2 x. Burada da zaten eksi 1 bölü 5'ti. O da eksi 1 oldu. Oldu da bitti. Maşallah soru adam oldu. İnşallah dedik. Çok güzel bir şekilde soruyu da yaptık. Geçtik. İşte böyle dostum. Bir daha geri gelelim. Ne diyor? Kökler buyken bunlar da ne oldu? Köklerin çarpma işlemine göre tersi oldu. Çarpmaya göre tersi bunlardır. Çok güzel bir soru daha oldu. Bence süper. İşte bu. Müthiş bir bomba soruya geldim. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bir bakalım. Bu arada sorularımız güzel değil mi? Bence bence iyi sorular ee, sınavda çıkar. Bazı zorlayıcı hocalarımız olabilir. Bence bakın bu soru çok iyi bir soru. Bunu kesinlikle kaçırmayın derim. Köklerden biri x 1 ise yerine koyarım. Her zamanki gibi yerine koyarım. Eksi 6 x 1 x 1. Hatta şu da x 1. Eksi 7 eşittir sıfır. Yani bu, de, bu dediği şey bu. Şu olay buymuş. Bak bu gibi sorularda sana böyle bir şey veriliyorsa genelde bunu isterler. Bunu bulmaya çalışacağım. E peki hocam nerede bu? Yok. Bak adam derinlere gömmüş olabilir. Gözüme şu çarptı şurada iki kare farkı var. Bu da çarpanlarına ayrılabiliyor. O zaman şunu bir ayırayım. X1 eksi 2. Burası X1 artı 2 parantezi açtın. Burası zaten ne ayrılıyor? Bu adam 8'e 4'tür. Evet toplamı da 12'dir. Süper. X1 artı 8 çarpı X1 artı 4. Tamam. Süper. Of 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 of. Bu ne Allah'ım bu ne? Bununla şunu çarpsam. Şunla şunu çarpsam. Bakalım neler olacak. Bir araya getirelim. X1 eksi 2 çarpı x1 artı 8. Devam. x1 artı 2 çarpı x1 artı 4. Şimdi şimdi çok dikkat. x1 x1 x1'in x1 karesi. x1 8 8 x1. Eksi 2 de buradan artı 6 x1. Çarptın. Burası 16. Eksi 2 ile 8 çarptım. Bu halloldu. Devam. Şuna bakarsam x1 x1 x1'in x1 karesi. x1 4 4 x1. 2 tane de buradan 6 x 1 artı 4 kere 2 8 aman tanrım neler oluyor burada ya şuraya bir baktım 7 7 eksi 16 tamam devam bu, bu arada laciverte bittim ya çok güzel yazıyor valla x kare burası ne oldu 7 idi zaten 7 artı 8 of, of 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 o zaman ne oldu buradan burası eksi 9 oldu burası da 15 oldu 9 kere 15 135 oldu ama önünde eksi var. İşte müthiş bir soru. Yıldız, 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 galaksi, neo, Yıldızlar, ne bileyim uzay boşluğu, bütün her şey ne dersen de güzel bir soru oldu. Arkadaşlar böyle bir soru da gelebilir. Biz bunu çarpanlara ne yapmıştık? O sorudan sonra, ağır sorudan sonra böyle güzel bir soru da yapabiliriz. Bu arada şu olaya dikkat edin. Bakın köklerden birini vermiş ya. İkisini de vermiş olabilirdi. Şu olayı hocalarımız çok kovalıyor olabilir. Bence Türkiye'nin %70'inde hocalarımız bu soruyu soracak. X1 artı 6 tane X1'i 2 katını alır. 2 tane X1 yapar. 2 tane X1'in karesi artı 12 tane yapar. Yine bunları toparlar. Bu soru tarzını kaçırma. Haberin olsun. Müthiş bir soru. Geçtim. Buraya bakıyorum. Bir kere 9 üzeri X demek. 3 üzeri 2 üzeri X mi demek? Üstler yer değiştirebiliyordu. 3 üzeri X üzeri 2 mi demek? Evet. Peki şuradaki 3 üzeri x artı 1 eşittir. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 mi demek? Tamam. Yanında da 10 var. Burada da 10 varsa tabii ki de çarpmada 10 var. Süper. Anladım o zaman. O zaman bu soru aslında şuymuş. 3 üzeri x'in karesi eksi. Burayı toparladım. Hatta bir kere daha yazayım. 10 çarpı 3 çarpı 3 üzeri x artı 81 eşittir 0 oldu. Peki biz değişken değiştirmeyi biliyor muyuz? biliyoruz. Ne yaparım ben? 3 üzeri x'e hemen k derim. K dersem ne olur? K kare eksi 30 k. Çünkü 30 burası. Eksi 30 k artı 81 eşittir 0 olur. Gel bakalım gel gel gel. Burası nedir? 27'ye 3 müdür? Ama hangi 27'ye 3? Eksi 27'ye 3. Hemen k dedim. K nedir? Eksi 27. K nedir? Eksi 3'tür. Eşittir 0. Peki. Peki. O zaman ben geri dönüyorum. K'nın yerine ne yazacaktım? 3 üzeri x yazacaktım. E bu 0 o zaman 3 üzeri x 27 miymiş? Peki k eşittir 3 ise 3 üzeri x eşittir 3 müymüş? Evet. E peki bu ne demek? 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir? Tabii ki de buradan x birine gelir? 3 gelir. Peki buradan ne gelir? 3'ün kaçıncı kuvveti 3'tür? Tabii ki de her şeyin birinci kuvveti kendisidir dedim. Bu soruyu da çok güzel yaptım. Denklemin çözüm kümesi nedir diyor. Çözüm kümesi eşittir. Ne dersin hemen? 1 ve 3 sayılarıdır derim. 1 ve 3 çıktı. Bu soruyu da böyle yaptık. ifadesinin değerini ver dedi. Buradaki sorulara bakıyorum bir dereceden denklemeleri tamamdır. Hepsini güzel güzel çözmüşüz. Bir sıkıntı yok. Artık son sorularıma geliyorum. Ve son sorularında da çok güzel sorular yine beni bekliyor. Bazı hocalarımız acaba diyecek ki bunlar kök bulmayı anlamışlar mı? Bakalım anlamışlar mı? Ayırsınlar bakalım diyecek. Tabii ki de konumuz ayırma konusu değil. Ne konusu ayırma konusu değilse konumuz bunları köklerini bulma konusu. Yani burada diskriminant daha önemli. Bakalım bunun köklerini ayırabiliyor muyum? Ayıramıyorum. Ayıramıyorsan kime gidiyorum? Diskriminanta. Diskriminanta diyorum ki hey hey bunlardaki durum nedir? O da bana diyor ki b kare eksi 4 ac. 4 a c. Oo, bakıyorum bir daha diskriminant ne çıktı? 64'ten 24 çıkartırsan 40 çıktı. 40 sıfırdan büyük mü? Evet. O zaman reel iki kök var. Peki köklerim neler? X1 eşittir. Hemen yazalım. Eksi B artı kök diskriminant bölü 2A'dır. O zaman ben X1'i şöyle yazsam mı? Eksi B eksi 8 artı kök diskriminant kök içinde 40 bölü hemen 2A'dan da 2 kere 2 4 etti mi? Etti. X1 o zaman nedir? Eksi 2. Bu, bu 4 hem bunu hem bunu böler. Eksi 2. Bu arada şunu toparlayalım. 4 dışarı çıkar. 2 olur. Bu da 2 kök 10'dur. Tamam süperim. Bunu da hallettim. Bir de bunu böler. Bunu bölersen de 2'ler sadeleşir. Kök 10 bölü 2 olur. Kök 10 bölü 2 olur. Bu 4 hem bunu hem bunu böler. Sanki ortak paydaya gelmiş gibi hallederler. O zaman bunu hallettiyse işini Şöyle bir şey söyleyebilir miyim burada? Çok dikkat kesin şimdi. Çok dikkat. Burası ne olacak? X1'i buldun. Güzel hocam. X2'yi bulacak mısın? Hayır bulmayacağım. Çünkü ben sana başında anlatırken söyledim. X1 nedir? A artı kök B ise X2 nedir? A eksi kök B'dir. O zaman X2 de nedir? Eksi 2 eksi kök 10 bölü 2'dir. İşte bu kadar. Bundan başka da sorun yok. Burayı hallettim. Gel gelelim buna. 5 puan 5 puan. 5 puan cepte. Hoppala. Hoca ne yapıyor? Böyle yuvarlak yapıyor değil mi? 5 puanı aldın. Süpersin. Hemen buraya geldim. Hemen burada neye bakacağım ben? Bunu da lacivertle yapalım. Müthiş kalemimle. Diskriminanta bakacağım. Çünkü ben ayıramıyorum arkadaşım. Ayırabilen varsa buyursun. Ayırsın. Ben ayıramadım. B kare eksi 4 ac yapacağım. B kare yaptım. Eksi 4 tane a c yaptım. Diskriminant ne çıktı buradan? 16 eksi Burası kaç etti? 20 etti. Hayda. Diskriminat ne çıktı? Eksi 4. Küçük 0 çıktı. Kök yoktur. Demeyeceksin sakın. Ne diyeceksin biliyor musun? Sayın hocam reel kök yok. Ben o yüzden soruyu yapmıyorum. Demeyeceksin tabii ki de ne diyeceksin? Hocam reel kök yok ama imajiner kök vardır. Onun da x1 yazıyorsun. x1 nedir? Hemen buradan kopya çekiyorum. Eksi b 4 Artı kök içinde eksi 4 bölü bunu da yazdım. Bunu yazdıktan sonra ne yapıyorum hemen? Aşağıya bakıyorum. Aşağı derken 2A 10 olacak. O zaman şunu bir toparlayalım güzel yine. Bunlara ne olacak? Hemen şurası 4 artı. Bu nasıl ayrılırdı? Kök içinde eksi 1'e kök 4 diye. Bu 2 diye dışarı çıkar. Bu da i olur. Oldu mu sana 2i bölü 10? Oldu hocam. O zaman bak ben her zaman söylediğim gibi. Bu 10 hem 4'ü böler. Bak 4 bölü 10 hem de bunu böler. Artı 2 bölü 10. İyi iyi çünkü ayrı yazsam daha 2 iyi bölü 10 aynı şeydir zaten. Bunu da yazdım. O zaman x1 neymiş? x1 2 bölü 5 artı 1 bölü 5 iyiymiş. İşte köklerim buymuş. Hocam ikinciyi yazmayacak mısın? Sen zaten anladın olayı. İkinciyi yazmayacağım. Çünkü imajiner köklerde nedir birbirinin eşleniği idiği? X1 yazarsan X2'yi bulmuş olursun. İşte böyle hocadan da bir beş puan daha aldın. Hoca hemen sorunun başına yazacak. Diyecek ki 10 puan. Nereden çalıştın sen? Tonguç'tan mı diyecek? Sen de evet hocam diyeceksin. Tabii ki de abarttım. Böyle bir hikaye olmaz. Geç. Hemen ne demiştik? Burada üstlere bakacaktık. 4'ün kuvvetleri her zaman sağlardı. O ve 4'ten kalanlara bakacaktık. Eksileri ne yapacaktık? Artıya çıkarmaya çalışacaktık. Burada ne var? i üzeri 8n çarpı i üzeri eksi 3 var çarpı i üzeri 20n var çarpı i üzeri 3 var bölü burada ne var i üzeri 4n var i üzeri 10 var eksi i üzeri 48n var çarpı i üzeri 12 var dikkat şimdi bak çok dikkat et zaten bu vatandaş nedir birdir bu vatandaş nedir birdir bu vatandaş nedir birdir bu vatandaş nedir birdir, vatandaş nedir? birdir. çok uzattın hocam işleme geç Hemen bak geriye ne kaldı? i üzeri 3. i üzeri 3 ile çarparsan ben yapmasam bile bunlar kendisi olacak. i üzeri 0. Ama ben kendim işlem yaparsam nedir? i üzeri 3'e 4 eklemen lazım. i üzeri 1 eder. Burada da i üzeri 3 var. i üzeri 1 i'ydi. Bak i üzeri 1 i'ydi. Bu da eksi i'ydi. i üzeri 3. O zaman bunları çarparsan eksi i kare gelir. O da nedir? Eksi 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 1'dir. O da artı 1'dir. Demek ki burası ne oldu? Gerçekten de artı 1 oldu. Geldim buraya. i üzeri 10'dan ne kalır? i üzeri 10'dan i kare kalır. Peki i üzeri 12'den ne kalır? Hayır hocam bu tam bölünür. O zaman tam bölünürse buna da ne yazacağız yine? 1 yazacağız. Peki i kare ne? i kare eksi 1. i kare eksi 1. Arada eksi vardı. Bu neydi? 1'di. E burası ne oldu? Eksi 2 oldu. Bu arada kim buna eksi koydu? Doğru söyleyin. Kim koydu buna eksi? Ben görmeden birisi buraya eksi koymuş. i üzeri sıfırın işareti i üzeri sıfır nedir? Artı birdir. O zaman cevabım ne çıktı? Çok güzel bir şekilde bir bölü iki. Ama hangi bir bölü iki? Eksi bir bölü iki oldu. i üzeri sıfır nedir? Birdir. Her şeyin üzeri sıfır birdir. Bitti. Şimdi süper bir soru. Buradan beş puanı çaktın mı? Çaktın. Hemen buraya geldin. Ne diyor? Z karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner kısmı. Z karmaşık sayısı ne arkadaşım? 1 bölü 3 artı 2. E bu budur. E çarpma işlemine göre tersi budur. E bunu ne yapacaksın? Her zaman söyledim. Sen bunu kurtaracaksın paydayı karmaşıklıktan. Nasıl yapacaksın peki? 3 eksi 2 bölü 2 i. 3 eksi 2 i bölü. Burası eşlenik oldu bak. Eşleniği ben çok hızlı yaparım. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. Hocam artı mı? Evet. imajinerler eşlenikler çarpılırsa rasyo, e, karmaşıklarda ne yapar onlar? Arayı artı yapar diye başta söylemiştim. O zaman bu nedir? 3 eksi 2 i bölü 13'tür. O zaman ben bunu parçık pinçik ederim. 3 bölü 13 eksi 2 bölü 13 i'dir. Bana da neyi soruyor? İmajiner kısmı soruyor. Pardon. İmajiner kısmı soruyor. Kimin? 1 bölü z'nin imajiner kısmı eksi 2 bölü 13'tür. Neresi? İyili olan kısmın iyisiz hali. İyili olan kısmın iyisiz hali. Hocam eksiğini iyi almadın. Gözü yaşlı bakıyor orada. Bakmasın onu da aldım işte. İşte son sorularım. Arkadaşlar dediğim gibi çokgenlerden de iki soru soracaklarını tahmin ediyorum. İki soruda büyük ihtimal açı ve alan olur. Kimme geliyor. Sonra zaten ödüllü soruyu biliyorsun sen müthiş bir şekilde yapıyorsun da. Hemen A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Of dışlarda bir düzgün altıgen var. G, B, G, C eşit. G, B, G, C eşit. Tamam onları da gördüm. A, B 4'müş. Ha, şurası 4 süper. Bana ne soruyor? A, F, G'nin alanı. A, F, G burası. Hemen bunu boyadım. Tamam. F, E, D şurası. Hemen onu boyadım. Hemen şu alanın yüksekliğini bulmam lazım. Bul bakayım koçum. Bak ben senin yerinde olsam bu bu şey ya arkadaşlar. Ee, ne bu? Altıgen ya. Altıgende şöyle süper bir olay var. Dış açısı neydi altıgenin? 60'tı. O zaman buraya kaç kalır? 30 kalır. Ben buna dik indirdim. 30, 120 şuraya ne kalır? Yine 30 kalır. Burası ne olur? Yine 60 olur. Şimdi dikkat. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. Geçtim. E, burası 2'dir zaten. Burası 4 4 ise 2 2 diye ayrılır. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı köküçtür. E, yüksekliğim belli. Tabanım neydi? 4, 4, 4, 4. Herkes 4'tü. O zaman bunun yüksekliği. Bak şu yükseklik. Burası dik gelmiyor dikkat. Yükseklik şuradan dik gelirdi. O zaman ne diyeceğim ben? Hemen söylüyorum. Bunun tabanı 4. Yüksekliği 3 köküç. Hangisi bu? AFG. Bunun alanını söylüyorum şimdi. 4 çarpı 3 köküç bölü 2. Yani bunun alanı nedir? 6 kök arkadaşlar. Artı artı buraya geldim. Bunun alanını nereden bulacağım biliyor musun? Sinüslü alan teoreminden bulacağım. Neden? Sana hatırlatmak için. Sinüslü alan teoremi der ki 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 120. O zaman burası bunlar birbirini götürdü. Bir de burada bu ne demektir? Sinüs 60 demektir. Sen bunu biliyorsun. Bilmen lazım daha doğrusu. Bununla bu birbirini götürdü. O zaman ne kaldı geriye? Buradan 2 kaldı, buradan 2 kaldı. Bu da 4 köküçmüş dediğim. 4 köküçse istersen böyle yapmayabilirsin. İkinci yöntemi gösterelim. Buna buradan dik indirirsin. Burası 60 olur, burası 30 olur. 90'ın karşısı buysa 60'ın karşısı 2. Burası 2 köküçtür, burası 2 iki köküçtür. İkisi kenarda 2'ye böldü. Yükseklik 2, taban 4 köküç. Bölü 2 var, o zaman 4 köküç oldu. Toplam ne oldu? Toplam da 10 köküç oldu. Böyle bir tane ne yapabilirsin? Alan sorusu gelebilir. Haberin olsun. Alanı yaptıktan sonra bir de açı sorusu yapıp olayı bitirelim. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Tamam. Burası da düzgün beşgen. Bu sanki bir ev gibi olmuş ama siz onun beşgen olduğunu biliyorsunuz. Tamam. Hallettik. Alfa kaçtır diyor. Şimdi bak bu, 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 bu. birbirine eşit mi? Altıgenden dolayı bu, 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 bu birbirine eşit mi? Evet. Peki burası ikiz kenar oldu mu? Oldu. Hocam bu ne biçim şekil? Şekle aldanma. Geometri şekle aldanılmaz. Tamam süper. İki tane harfi oldu orası. Çünkü niye? İkiz kenar var bak burada. İkiz kenarı kaçırmayacaksın. Bu gibi sorularda ikiz kenarı kaçırmayacaksın. Peki altıgenin iç açısı neydi? Altıgenin iç açısı 120 idi. Peki beşgenin iç açısı neydi? Beşgenin. Beşgeninki de 72 idi. Değil tabii ki de o dış açısı. İç açısı ne? 108'di. Bunun dışı neydi dışı? Dışı bunun 60'tı. altıgen 60'tan 120. Beşgen. Beşgen de 72'den 108'di. O zaman birinin açısı 108. Birinin açısı 120. Arada kaç kaldı? 12 kaldı. Demek ki şu vatandaş 12'ymiş. Neden? Burası 108. 12 ile toplarsam buranın tamamı 120. Tamamdır bu iş bitti. Şuradaki üçgeni al çek. 2 tane alfa. Alfa alfa 2 alfa. Artı 12 benim geometrideki tüm Türkiye'nin bildiği 180'e mi eşit üçgenin iç açıları toplamı? Aynen. Bak sana klas bir hareket yapacağım. Her tarafı ikiye böl. Alfa artı 6 eşittir 90. Yoksa 180'den 12'yi çıkartıp bir de, onu, bir de 12'ye bölmeye çalışacaktın. Hayır. Daha güzel sayılar var burada. O zaman alfa ne çıktı? 84 çıktı. Ve olaya noktayı koydum. Gerçekten müthiş bir yazılı provası oldu. Ben çok hoşuma gitti. Ben çok hoşuma gitti derken Almanya'dan gelmiş Almancılar gibi söyledik. Hayır. Benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel oldu. Bütün her şeyi anlattık, özetledik. 47 dakika sürdü ama olsun. Hemen ne yapacağım biliyor musun? Burada soru bankam var. Tak soru bankası zaten her zaman elindeydi. Benim konum nereden başlıyordu? Hemen söylüyorum sana. 10. sınıf e, ortak çarpanları ayırma değil. İşte 4. ünite tam da buradan başlıyor sınav. Nedir? 209'dan başlıyorum. Hemen karmaşık sayılar, karmaşık sayılarda çarpma ta ki nereye kadar arkadaşlar? Dörtgene, dörtgene kadar. Dörtgene kadar. O da neresi? Çokgen 256'ya kadar. Topu topu 47 sayfacıktan sınav oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Çok güzel bir kısım. İşte bu soru bankasından da Ödevi verdik. Ne dedik bir daha söyleyelim. 209'dan bak işte bizim yaptığımız sorulara benzer sorular burada var. Bak milli eğitimin ee, kazanımlarını da söylemişler. Buradan yapıyorsun. Ödevim bunlar. A, T1 var T2 A3 A, K4 var. Bunların ne demek olduğunu sen biliyorsun. Tak zoru soru bankası. Bir de burada ne vardı? Hemen kare kodu okuttun mu cevaplar zaten çıkıyordu. Hocamız da zaten güzel güzel çözmüştür. Örnek sorular var, testler var. Bunlar senin ödevin arkadaşım. Bir daha söylüyorum, ödevin 209'dan ee, nereye kadardı? 256'ya kadar ödevdir. Bu soru bankası, hocam soru bankası değil de konu anlatım var mı? Tabii ki de konu anlatımda vardı. İsteyen de konu anlatımdan sıfırdan ona konu anlatımdan da yapabilir. Unutmayacaksın. Buradaki ödev neydi? Hemen söyleyeyim. Şuraya yazmıştım. Evet, burası 200'den başlayıp burada da yine 230'a kadar yapıyorsun. Ee, pardon 230 değildi. Neresiydi? 240'a kadar yapıyorsun. Dörtgenlere geçmiyorsun. 200'den 240'a bak burada da 40 sayfa var. Hem de burada baba gibi konu anlatım var. Burada da çok güzel sorularım yine var. Böyle açıklamalı sorular var. Bayılıyorum bu kitapların ikisine de. Çok seviyorum. Sen de inşallah seviyorsundur dedik. Yazılımız bitti mi? Bitti. Sağdan bu soldan bu geldi mi? Geldi. Peki şimdi sırada ne var? İşte karşında ödüllü soru. Bu da çok klas bir soru. Lütfen çözmeden sınava girme. Çünkü bazı hocalar zor bonus diye sorabilirler. Ödüllü sorunun cevaplarını ne yapıyorsun? Yoruma bırakıyorsun. Herkese sınavda başarılar. Görüşürüz.